أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 17. söz بسم الله الرحمن الرحيم إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّ لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْنَا سَعِيدًا جُرُوزًا وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِيبٌ وَلَحْوٌ Sadakallahul Azim. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zevden ibarettir. Şimdi burada iki tane levha gösterecek. Gaye şu, burayı okumamdaki, takip etmiş olduğum ana benim gayem şu, size daha önce bugün çalıştım, notlar aldım. Ben bu noktayı nazarla bakarsam, bana göre biraz daha farklı boyut alacak. Buna başka, bir de böyle bak diye noktayı nazar vermek istiyorum. Kendisinin küçük olduğunu zannetmesi nispetinde dertler büyük olduğunu zanneder insan. Dertlerin büyüktür denmesinin sebebi kendini küçük zannettiğindendir. Hafız, bir daha söylüyorum. Dertlerin büyüktür söylettiren, bu sözü söylettiren, söylemesine sebep olan İnsan kendisini küçük zannetmesinden kaynaklanıyor. Kendini tanımadığı için dertlerini de tanımıyor, tanımlayamıyor ve anlamını veremiyor. Kendini tanımıyor, tanımadığı için dertlerini de tanımıyor. Dertleri tanım, bu ne yani? Tanımlayamıyor, nereden, kimden geliyor, ne yapmaya geliyor, bilemiyor. Başka, ahireti bilme nispetinde kabri hoş görür der Üstad. Kabirden korkuyorsak, iman-ı bil ahirette sorun var demektir. Yani sorun derken, bizi rahatlatacak seviyede değil. Yani, ahireti bilme nispetinde, şuuru nispetinde kabir hoş gözükür. Çünkü kabir o aleme doğmaktır. Tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, itlak-ı ruhtur, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkaran bir vasıtadır. Kendini ötelerle anlamlandırma nispetinde dertler basamak olur. Mesela taşların derdi yoktur. Hayat girdi biraz. Nebatatın dertleri vardır. Hayat olduğu için soğuk sıcak olur. Soğuktan sıcaktan etkilenir. Biraz daha hayat seviyesi yükseliyor. Ne oluyor? Hayvan hayatına çıkıyor. Kuş oluyor, sığır oluyor. Biraz daha dertleri değişiyor. Sonra hayvanlardan üstündür cinler. Hayat mertebesi biraz daha üstün olduğu için dertleri, sıkıntılar daha farklı oluyor. Cinlerden üstün hayat seviyeleri olan meleklerin dertleri de, dertleri derken hayatı yorumlamaları ki şeytandan onlara da sirayet etmiş. İşaret-i cazda söylüyor. İnsanı niye yarattın diye insana anlam verememiş. Zahirine bakarak kan dökecek ve fitne çıkaracak mahluk mu yaratacaksın sormuş. Bunun bir sebebi de birkaç tane sebep var. Bir tanesi şeytandaki o soru, şüphe yani cehalet bilmeme meleklere de sirayet etmiş deniliyor. Başka birkaç tane noktaya nazarım da var. Dimağını ve aklını tanıma nispetinde vehimler ufuk olur, marifet olur.
Bir daha. İnsan kafasını, dimağını ne kadar aklını tanırsa vehimler ufuk olur. Marifet olur. Ne demek? Vehim şu. Olmayan fikirleri var zanneder. Şüphe, tereddüt, malumat, bilgiler, zanlar. Kafa doluyor bunlar. Allah vehimleri, yani farklı düşünmeyi, olmayacak şeyleri düşünebilmeyi, yeniden üreten, aslında Nefs-ül Emir'de böyle bir şey yok. Olmayanı düşünebilme, farklı düşünebilme, kısacası okyanusa git, okyanustasın, yüksek, geniş, derin. Vehim çok farklı yüksek düşünür, insana vesile olur. Çok geniş düşündürür insana vehim. Çok derin düşündürür insana vehim. Böylelikle insanı meleklerden ayırır. Meleklerden ayırır. Vehimsiz bilgi, mutlak bilgi ki Allah'a ait. Yani Allah'ın ilmi niye sonsuz? Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın ilminde niye mertebe yok ilminde? Çünkü içerisinde vehim yok. Neydi? Dimağını, aklını tanıma nispetinde insanların o zanları var ya, şüpheleri, tereddütleri, malumatları, bilgileri, zanları, insana marifet olur. Okyanusta olan bir adamı hayal edin diyorum. Ezber olmasın diye. Okyanustayım. Okyanusun bir yukarısı var. Bir ucu bucağı olmayan genişliği var. Bir de dibi var. Vehim yüksek, geniş ve derin düşündürerek insanı meleklerden imtiyazlı kılar. Çoğu su haramdır diyor Allah Kur'an'ında. Çoğu su, vehim. Kalbi, bu aklını, dimağını tanıma nispetinde vehim bu olur. Kalbini tanıma nispetinde de vesveseler muhabbet ve müşahadetullah'a vesile olur. Kalbini tanıma nispetinde vesveseler 5 tane şey olur. 5 tane. 1. Teyakkuza sebeptir. 3 tane te. Teyakkuza sebeptir. Tahalliye dairdir. Tehavunu defeder. Ciddiyete vesiledir, lakaytli atar. 5 tane şeye vesile olur. Bir daha okuyayım, yerinden okuyayım. Kalbini tanıma nispetinde vesveseler Allah'ı tanımaya ve müşahede etmeye vesile olur. Ve aslı vesvese niye verilmiş? 1, 3 T, 1 L, 1 G. 3 T, teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir, dahidir. Tehavunu defeder. Ciddiyete vesiledir. Lakaytli atar. Bak, tanıma nispetinde. Mesela kabirde niye ölümden korkuyoruz? Ahireti bilme nispetinde kabir hoş olur. Başka birkaç tane de, bir tane de noktaya nazarım var. Dünyanın mahiyetini tanıma nispetinde dünyada kazanımlar ve kayıplar anlamsız ve hakikatsiz olur. Kazandım, kaybettim, hastayım, sıhhatlıyım, uzun yaşayacağım, kısa yaşayacağım. Bunlar dünyanın mahiyetini tanıma nispetinde hakikate muhatap olan insanda hiçbir anlam ifade etmiyor. Kazanımla, ustad diyor ki, insanı tanıyan, dünyanın mahiyetini çözen, dünya umurunda ne kazandığına mesul, ne kaybettiğine mahsul olmaz. Çünkü dünya biliyor. Dünyanın hakikatini keşfeden, insanı tanıyan ve tanımlayan, niye bulunduğunu, bak dünyada insan niye bulunduğunu, ne kadar biliyorsa bunun cevabını, o nispette dünyadaki dertlere, sıkıntılara, İnsan o kadar hoş görür.
Abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte. O basamak oluyor. Üst üste gelince basamak oluyor. Basıp çıkacaksın diye yapılmış bu. Abi her şey alt alta geliyor deniyorsa aşağıya gidiyor. Her şey üstüme üstüme geliyor diyorsan hiçbir şey üstü üstüne gelmiyor. Hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı yerden doğuyor. Karaciğer aynı işi yapıyor. Ayaklar aynı işi yapıyor. Kulak aynı işi yapıyor. Ters giden hiçbir şey yok. Ters giden düşüncelerimiz. Ona verdiğimiz anlam. Ha? Mesela Koksavat'ta İsmail Dayı vardı. Hep onu misal veririm belki 20 sene oldu. İsmail Dayı dedim. Kanser yatıyor. Cavit Kancıoğlu'yla gitmişti. Allah rahmet etsin. O da vefat etti. İsmail Dayı dedim. Kanser ha? Bu memleketlere, Rüştü abilere nurları getiren. İsmail Dayı dedim. Nasılsın dedim. Sanki hasta benim o ziyaretime gelmiş. Dedi ki oğlum dedi. Bir damla pis sudan yapılan vücuttan bu kadar oldu. Daha dedi bundan ne bekleyecektim ki dedi mahzun olayım. Bak bak esas söyleyeceği ne biliyor musun? Bak dedi. Esma'nın bir boyutundan bir boyutuna geçeceğim diyor. Müşahede edemediğim Esma'nın hakikatlerini seyredeceğim diyor. Göreyim bakayım siz ne yapacaksınız bundan sonra diyor. Mehmet abi. Esma'nın bir boyutundan bir boyutuna, Esma'nın bir meratibinden diğer bir meratibine seyretmeye gidiyor. Zulüme gitmiyor. Usta diyor ya, isyana, nisyana, unutulmaya, kaybolmaya gitmiyor. Ücret almaya gidiyorsunuz. Nöbet ve vazife bitmiş, mükafata gidiyorsunuz. Son bir tane noktayı nazarım, buraya bakacağız. Peygamberlere İman nispetinde, peygamberlere ne kadar iman varsa, o nispette kişilerin lideri farklı olur. Mesela, arabaya yazar, falanca liderimdir. Falanca benim değişmez rehberimdir. Bir sürü şeyler, kişiler oluyor. Onun sebebi, alt veri tabanı, peygamberleri tanımıyor veya tanıyor. Peygamberleri tanıma nispetinde, peygamberlere iman ne kadar farklı olursa liderin farklı olur. Şimdi diyor ki burada Halik-i Rahim 5-6 tane noktaya nazar verdim. Yani dünyanın mahiyetini keşfeden hakikatini bilen şuraya başlamadan önce ustadın buna ait bir terkibi var, tekerlemesi var. Ya o kadar dolu ki, şurası da dolu da dayanamıyorum. Onu da aç diyor. Bak diyor ki 15, 16. O kadar hoşuma gidiyor ki bana Medrese Yusufiye'de kimya gibi ilaç olmuştu. Size daha fazla olur. Ama Mustafa tabii 16. mektup bu şeyi değiştirdiği için o böyle şiir ve şeklindeydi Mustafa. Orada. Burada da dördüncüsü 16. mektup değil. Yok değil mi bizim benim bildiğim mektubatı versene. Tamam. Mucize tamam diye. Dünya madem fanidir. Bak şimdi. Anlam yüklüyor. Böyle bir tekerleme değil, teselli de değil. Sonunda bir şey diyecek. Dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur.
hem madem hayat-ı ebediye, ebedi hayat burada kazanılacaktır. Bak sıkıldı mı şu dünyaya bakın, onu anlatıyor. Diyor ki, dünya madem fanidir, dertler zaten fani. Dertler büyük gözükmesinin sebebi insan kendisini küçük zannetmesinden kaynaklanıyor. Günahlar çok büyük gözükmesinin sebebi, bir Allah'ın merhameti var tövbe etsin diye, ama aslı ben şöyle anlıyorum. Yani olumsuzluğa doğru, ümitsizliğe doğru, günahlarından dolayı itilme sebebi marifetullah'ta eksik olduğundandır. Çünkü haşa haşa, Allah senin günahını affedemeyeceği kadar aciz değildir, güçsüz değildir. Allah'ı insan gibi düşünmekten kaynaklanıyor ümitsizliğe düşmanın sebebi. Unutmayın, şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, günah işletip ümitsizliğe atmaktır. Yani direkt ümitsizliğe atamıyor, günahla atıyor. Onun için şeytanın gayesi günah işlettirmek netice değil, günahı ümitsizliğe atmak için işlettiriyor. O zaman diyor ki, dünya madem fanidir, eline geçmedi veya çok şey istiyorsun, ne olmadı? Zaten fani. Yani teselli için demiyor, fani. Hem madem ömür kısadır, uzun, uzunun bırak, doğru yaşamaya çalış. 700-900 sene çınar ağacı gibi yaşamaktansa, bir saat insan olmak daha evladır. Uzun ve kısalığına değil, doğru yaşamak gerekiyor. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, lüzumsuz şeylerle meşgul olma. Hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, ahirette değil. Mesela Allah'a iman burada işe yarıyor. Ahirete iman burada işe yarıyor. Orada zaten ahiret iman, zaten ahirettesin. Peki ne işe yarıyor? Bir, dünyanı tanzim etmene, tanımlamana, bir de en mühimi, nereye iman ediyorsan ruhun onunla besleniyor. Ruhu besliyor. Ahirete iman ruhu besliyor. Ustad hatta aile hayatını tanzim ediyor diyor. İmani bir ahiret nispetinde evdeki sıkıntılar gider diyor. Evdeki sıkıntıların sebebi imani bil ahiret, ahirete iman azlığından kendi haddini, hududunu bilmeyip hukukları paymal etmesinden kaynaklanıyor. Böyle bir şey söylüyorum ama, böyle bir hak talep ediyorum ama bu küçük hakkım, bu bütünsel içinde ne kadar hakkı var demeden ortalığı berbat ediyor. Doğru söylüyorum diyor. Doğru, doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru haletle söylemek gerekiyor. Ki doğru olsun. Hem madem hayat ebedi burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, ha şöyle oluyor, böyle oluyor, ya ne olacak falan, şu kazandı, şu kaybetti, işte şunu yapamadım, bunu yapamadım, dünya sahipsiz değil kardeş. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Yani bu insanı faiz zannetmekten keder oluyor. Bu niye böyle oluyor? E sana ne ya? Rüştü abinin sözü var. Diyordu ki, abi niye böyle oluyor dedim. Lazımdır ki öyle olsun. Cümle öyle onun. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdır diyor. Peki biz niye böyle şeyiz? Bizim kendi heveslerimiz, arzularımızla göre haşa Allah'ın rububiyetini yönlendirmeye çalışıyoruz da olmuyor. Allah kainatı Allah'lık yapıyor. Kimseyi bırakmamış. Dünya sahipsiz değil. Neyi düzeltmeye çalışıyorsun ki? Hem madem şu misafirhaneyi dünyanın gayet hakim ve rahim bir müdebiri var. Yani bu dünyanın sahibi var. Nasıl birisi? Hakim. Hikmetle iş yapıyor. Acele etmiyor. İhmal etmiyor. Mühlet veriyor. Bir de kerim bir Rabbi var. Yani hakim hikmetle yapıyor. Kerim ne demek? Verdiği iyi şeyleri geri almayan Allah'tır. Bu isim var ya, bu isim, bu Kerim ismi. İnsan o kadar mutlu oluyor ki, anlatayım niye? Niye öptüm? Bambaşka bir şey. Şimdi Allah dese ki tövbe tövbe. Hani tahayyülü küfür küfür değil. Haşirde hesap vermiyor. İstemiyorum lan. Yığılın cehenneme doğru. Hepiniz gidin. Hiçbirinizden hesap hesap yapmıyor. Kerim ismi bırakmıyor.
Peki başka dünyada ya Allah imanı verdi bana, davayı verdi. Acaba elimden alır mı? Korkuyorum. Kerim ismi diyor ki siz Allah ayet var bu manada, bir mana söylüyorum. Siz değişmedikçe Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Sen bırakmadıkça Allah elindekini almaz. Ya sana Cevat ismi diyor, verdiği şey geri almaz. Geri almaz. O kadar acayip bir şekilde Cevat, Kerim, inşeleri ihsan eden Allah. Verdi, o almıyor. Bu da veriyor yani, inşeleri. Başka? Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Böyle yapıyor, yapsın. Yani yapsın da orada kürsüde konuşuyorsun. Ben burayı okuyorum, ben buyum demiyorum. Ama beni tanıma nispetinde biliyorsunuz. Bana yapmadıkları zulüm kalmadı. Bana yaptım, hakkımı helal ettim diyorum, bak ben azmediyorum. Yani bu tesir eder bu söz. Ama burayı söylüyorum, kendimi söylemiyorum. Kürsüde konuşmak kolaydır demeyin. Kısmen de benim hayatımda bu var. Bak bana neler yaptılar ikisini. Dershanemi yıktılar daha ilerisini. Yani dershanemi yıktılar. Diyorum ki madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır ve sahipsiz değildir. Hapisteyken yıktılar. En acımasız taraf da o. Bunu yıkanlar Müslümanlar, beni hapse sokanlar da malum, zihniyet sahibi. İkisi iştirak etmiş bilmeyerek. Ama ne iyilik ne fenalık cezası kalmayacak. Bir daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Ben bu şeyi söylemekte hayal ediyorum ama ben bunu sinemaya çektim. Mülküm, dershanem yıkıldı. Senin bahsi için yıkılsa ne olur ya? Çok mu mühim? Ben orada talebe yetiştiriyordum, vakıf yetiştiriyorduk. Yani vesile oluyorduk. Vesile oluyorduk orada. Yunanistan'dan, Avrupa'dan gençler geliyor, vakıf yetiştiriyordum. Senin derdin ne ya? Ne kaybediyorsun? Demek ki ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Kalmayacak. Madem böyle bir Allah var. Hem madem la yükellifullah nefsen illa vusaha sırınca teklif-i malavetak yoktur. Allah kaldıramayacağı bir yükü kimseye yüklememiştir. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Yani zulme uğradın, sabrettin. Bir kaybın yok. Tamam, bir kaybın yok yani. Şimdi ahireti inandın, tövbe tövbe, ahiret yok. Gittin baktın ki ahiret yok, bir zarar ihtimalin yok. Hazreti Ali'nin mantığı bu. Ahirete iman ettim, girdim içeriye, baktım hiç kimse yok. Bana kimse demez ki, sen niye yoka inandın, al sana yokluktan bir ceza diyen yok. Girdim içeriye baktım ki inandığım gibi köşeyi döndüm. Demek ki dediğim, iddia ettiğim, iman ettiğim gibi çıkarsa sonsuz saadet. İman ettiğim gibi çıkmasa zarar ihtimalim yok. Peki, tersini düşün. İnkar ettim, iman etmedim, ahiret yok dedim, yokluk çıktı. Dediğim doğru çıkıyor, karım yok. Aferin lan sana, yok dedin, yokluk çıktı, al sana yokluktan bir varlık diyen yok. Dediğim, yok dedim, doğru çıkarsa, isabet edersem karım yok. Yok dedim, varlık çıkarsa %50, sonsuz helaket. Ama iman edenin hiçbir kaybı yok. Var dedi, yokluk çıksa, ceza veren yok. Var dedi, varlık çıkarsa, sonsuz saadet. Yok dedi, yok çıkarsa kar yok, yok dedi, var çıkarsa ayvayı yedi işte. Hiç şansı yok. İşte diyor ki bu cümleye, 20. cümleyi buraya taşımış, madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler, yani tanımladığımız dostlar vardı ya böyle her şeyimiz, veli nimetlerimiz, Hızırlarımız, Zülkarneylerimiz, Mehdilerimiz, şunlar bunlar. Dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünyada en lüküs arabaya binip yatı katı aşı işi eşi en iyi olanlardır. Dünyaya bahtiyar insanlar onlarmış. Yatı katı aşı eşi işi en iyisi olanlardır. Böyle demiyor. En bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip, kendini dünyada misafir olduğunu kabul edip, misafirhane sahibinin
emirlerine göre hareket et. Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediye girsin. Haşiye. İşte bu cümle için ben bunu okudum. Cümlem şu. Hani bir kardeş dedi ki, telefon etti. Mustafa tecrüben olsun, tecrübemi aktarıyor. Mektubatı bitirdi. Dedi abi Filist'i okuyacak mıyım dedi. Hatırlamam, tecrüben olsun bak. Ben de bilmiyordum. Okuyacak tabii dedim. Ya ustad yazmış o Filist'i de, ustad yazmış. Abilerin ismini attırmış ama kendisi yazmış. Filist kitap sonunda. Filist'i bitirdikten sonra dedi ki, telefon etti. Bana dedi ki, Allah için bir şey söyleyeceğim ama bunu dedi sana benim gibi soru soranlara söyle. İlk okuyanlara şöyle de. Mektubat okumadan önce, başlamadan önce ilk önce Filist'i okuttur. Ben diyor Filist'teki okulasaya baktığım zaman Allah Allah bu mevzu mu burada izah ediliyor? Çok merak şimdi celbetti. Keşke bu noktadan baksaydım. Çok ilginç. Ya bu sorunun cevabı mı vardı orada diyor. Yani o sorunun cevabını ihata edemediğinden, geniş ve izahlı olduğundan, uzun olduğundan kavrayamadı yani. İlk önce Filist okusun diyor, öyle söyle abi diyor. Benim çok ihtiyacım oldu diyor. Şimdi ustad da diyor ki, bu hem okudum ya, hem madem, şunun için okudum. Bu mademler içindir ki, şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Ve emniyet vermiyorum. Ama bana neler? La 28 sene hapisten hapise ve zehirlemeler yapmışlar. Biz ne çektik ki? Bu 28 sene enva çeşit işkence, koğuşuna lağım bağlanmış ki namaz kılamazsın diye. Geniş mahkeme duvarları olduğu için camın kenarına çıkıyor. O zaman genişti, bizim caminin duvar eskide genişti. Yıma taşla yapılmış. Ve isyan etmiyor ve diyor ki şu anlarda menzilimde yani komşumda fena kokular ziyadeleşti diyen zat. 28 defa zehirlenmiş, ilaç verilmiş. Sana işte aşı yapıyoruz diye. 28 sene hapishanelerde gezdiğim zat diyor ki, bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara emniyet vermiyorum. Aldırmıyorum, emniyet vermiyor. Allah Allah. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Meraka da değmiyor. Çünkü merak o kadar harika bir latifeymiş ki değmiyor bunu ona harcamaya. F-16 ile gübre taşımak gibi. Değmiyor meraka diyor. Merak bir latifeymiş latife. Dikkat da bir latifeymiş. O kadar kaliteli bir latifeymiş ki dikkat evlenirken aldığımızın kızın mehriymiş diyor. Mehir almadan kızı alamadığın gibi dikkat latifeni aktif etmeden derste bir şey alamıyoruz. Nazik ve nazininlerin diyor. Değil mi? Mehirleri. Şimdi sözlerden okuyorum. Ama zamanımız tabii ama şunu okuyorum. Baştan başlayayım. Halik-i Rahim ve Rezak-ı Kerim. Halik-i Rahim, halk eden, rahim, acıyıp halk eden. Rezak-ı Kerim, İmam-ı Şafii'ye göre 90 mı, 99 yerde Kur'an'da rızkınıza kefilim diyor Allah. Celle Celaluhu. Allah rızkınıza 90 yerde mi, 99 yerde öyle hatırlıyorum. Rızkınıza kefilim tespit etmiş Hasan-ı Basri Hazretleri. Bir yerde şeytan rızık hakkında şüphelendiriyor. Ya diyor ki 99 yerde diyor Allah 99 yerde rızkınıza kefilim diyor da diyor. Bir şeytanın tam bir yerde rızık hakkında şüphelendirmesine nasıl emniyet veriyor? Bu insanlara hayret ediyorum diyor. Çok acayip. Niçin söyledim? Rezak-ı Kerim. Rezak demek ille maddi böyle elma armut değil ha. İşte bu rezaktır. Şu anda bu sohbet ruhun gıdasıdır. Hani bazıları dediği gibi müzik ruhun gıdası olsaydı müzik dinleyenlerin bir hafta için evliya olmaları lazım. Müzik evliyası. Oysa isyan ediyor. Rezak-ı Kerim, sani hakim, sanatlı ve hikmetli yapan, şu dünyayı alim-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram yapar. Kimler var biliyor musun yanımızda?
Ya bir de bir zaman buradayım lan sen. Mektubatta hayat mertebesi var ya, hayat mertebesi. Ya yanımızda kimler dolaşıyor? İnsan suretinde kimler var? Veya bazıları aramızda olup da bizim gibi yerler, içerler ama sohbet eder ama öteleri yaşayan insanlar var. Hayat mertebesi 5'tir. Onu beraber bir yapalım. Acayip bir yer yani. Hakikaten oturup kalkıyoruz, adam bizim gibi yiyor ama öteleri yaşıyor. Bir bakıyoruz ki adam bir dolaşıyor falan, sana bir şey söylüyor. Hakikaten lan nereye gitti ya falan, insan değilmiş. Başka birisi. Burada da söylüyor zaten. Sani Hakim şu dünyayı alemi ervaha ve ruhaniyat için bir bayram. Ya nasıl bayram ya, sıkıntıdan kurtulamıyorum. Bayram var kardeşim, bayram. Ahireti kazandıran, Allah'a muhatap eden her şey sana bayram değil mi ya? Dünyada bak. Bir defa rahatça yoğun aleti olmadan, yoğun bakım olmadan, yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes almanın ne demek olduğunu hastanelere sorun. Bakmanın, bir an bakmanın ne demek olduğunu amalara sorun. Yürüyebilmenin ne demek olduğunu feşlilere sorun. Feşliye sordum zaten. Evet, ondan aşağı. O da bana diyor ki, feşliye anlattım ya şey, Polat'tı da adamı. Dedim ya nasılsın? Çok iyiyim elhamdülillah dedi. Ona nasıl çok iyisin ya, belden aşağı yok falan diyesim geliyor da demedim. Öyle mi ya dedi. Ne dedi, belden aşağı feşli olduğum için mi bana iyi olmadığımı zannediyorsun? Öyle dedim. Sen dedi belden aşağı çalışıyor da haberin var mı ki? Belin çalışıyor diye çalışıyor ama çalıştığının farkında mısın dedi. Hatta bugün yaşadığının farkında bile değilsin dedi. Şu insanlar diyor, yaşayanlar kaç kişi yaşadığının farkında? İstersen bir tanesini durdur. Diyalize bağlı olmadan böbreğinin çalıştığını kim farkında dedi. Bir de şey söyledi, yoğun bakıma takılmadan dedi, nefes almanın, tüpe bağlı olmadan ne demek olduğunu kimler biliyor? Benim 16 yaşında yeğenim var dedi, evde dedi, tüple çalışıyor. Elhamdülillah, belden aşağı yok ama nefes alıyorum diyor. Ulan ben bir şey anlatmak için biraz irtibat kurayım dedim, adam patladı yani. Onu oturdum yanına, pil alacaktım, gitmişti. Adam, sen dedi benden aşağı çalışıyor ama çalıştığının farkında değilsin ki dedi. Ne farkı var ki dedi. Ben biliyorum, çalışmıyorsun, sen biliyorsun. Çalışıyor ama bilmiyorsun. Eşit değil miyiz dedi. Evet. Hakikaten soru dedi. Hakikaten ayağım çalışıyor. Hiç gayri şuuru, şuursuz. Bu baktım inan, yalan söylemiyorum. Ulan hakikaten ayağım çalışıyor ya. Arabam yok diyor lan. Ayağının farkında değilsin ya. Araban olmasa ne olacak ya? Ayağım var. Ağaca çıkıyorsun ya. Arabanla mı çıkacaksın? Ya ne acayip bir şey ya. Fark etmiyor. Dünyada adam gibi yaşamanın formülü farkındalık. Fark etmek. Fikretmek edersen, fikredersen, hissedersin, mahsedersin, zevk edersin, fark edersin. Fark etti mi bu dünyanın tadına doyulmaz. Vallahi gece gündüzümü veriyorum, keyif alıyorum. Dertler bile keyif veriyor. Hapishaneye girip adam şükür namazını kılar mı? Ya Rab bana bunu nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Allah'ım şahit olsun, öyle yaptım. Niye? Ya o kadar büyük nimet ki ya. Ben de adamım güya. Senin davran için bir şey dedim. Beni senin içine buraya koydum. Hırsızlık yapmadım, kız kaçırmadım. Karşılıklı çek sepet vermedim. Elhamdülillah ya. Hata bile olsa iştihat farkıdır. Yanlış olsa bir sevabım var, isabet etmişse bir sevabım var. Yani eğer farkındalık olursa şu hayata, insanın mahiyetini, dünyanın hakikatini, bak insanın mahiyetini, dünyanın hakikatini fark etme nispetinde dertler sana basamak olur. Diğerleri hikaye olur. Bak İsmail Bey ne diyor? Esma'nın bir boyutundan başka bir boyutuna geçeceğim. Esma'nın gözükemediği meratipleri, hakikatleri orada seyretmeye gidiyorum dedi. Sen şimdi uğraş dedi, ben vazifemi yaptım dedi. Ulan sanki ben kaser oldum sana. Tamam İspanya değil dedim, anladım. Böyle yaşamışlar adamlar. Bak burada da öyle diyor. Şu dünya diyor, alim erbabı ruhaniyat için bir bayrammış.
Ne bayrağım ya? Bu bir yüzüm tanesidir, on tokat vuruyor. Sıkıntı dolu diyor. Bayrağımmış. Anlamlandırma, görebilme nispetinde değişiyor. Ya cehennem oluyor, cehennem burada. Cennet de burada. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gideceksiniz demiyor. Burada, burada gir diyor. Buraya giriyorsun. Dünya cehenneme dönüşüyor. Doğru düşünemediğimiz için. Bir cümle müsaade edin de söyleyeyim. Sahabelerin imtihanı yokluk, fakirlik, savaş, hicret değildi fakire göre. Sahabelerin en büyük imtihanı imanını sorgulanmasına vesile olan Miraç'tır. Miraç teklifi söylenmesi olamaz yani. Bir sahabe imanda kalması çok zordur. Çünkü kendisi devesiyle, devesi Hasan öyle değil mi? Devesiyle Mekke'den Mescid-i Aksa'ya bir ayda gidiyor. Bir ayda geliyor. Buna diyorsun ki ben bu akşam Mescid-i Aksa'ya gittim, semalara gittim, peygamberlerle görüştüm, geldim. Geldi, kabul etsin. Daha yeni adam Müslüman ya. Bu Müslümanın imkanı bu. Miraç, sahabe bunu nasıl kabul etsin ya? Aklına zıt gibi geliyor. Ebu Bekir'e söylemiş değil mi Ebu Cehil? Eğer Ebu Bekir dedi, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ne kadar gidilir? Niye soruyorsun? Sordum dedi. Bir ayda gidiliyor, bir ayda geliyor. Tabii akıllı adamın söyleyeceği budur diyor. Senin arkadaşın var ya diyor. Senin arkadaşın var ya, şimdi bu akşam gittim geldim. O mu diyor diyor. Hepimiz istisna, bende daha içinde. Hepimiz şöyle derdik. Bir dakika dur. Ne diyor, acaba ne diyor? Niye dedi? Bunda neyi kastetti? Yanlış anladın galiba. Ben bir görüşeyim sana bildiririm. Demedi. Aklı devre dışı yaptı. O mu söylüyor diyor. Doğru söylüyor diyor. O söylüyorsa doğru söylüyor. Ama akıl bunu söylemiyor ama. Kalbine çıkartıyor. İşte bayram bir şehrain suretinde yapıp bütün esmasının garay bir nukuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız measim ve inamattan istifade etmeye muvafık, bak ayrı ayrı şu alemler içinde alemler koymuş. Nasıl ki havada radyo dalgaları var, televizyon, ama hangi kanalla sen girersen senin yanındaki seni görmez. İşte bu alemde alem içinde alem, alem içinde alemi koymuş, süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık havas ile mücehz bir ceset giydirir. Bu ceset, elbise, elbise kabre girmekten korkuyoruz. La elbise diyor, elbise giydiriyor. Ruha giydirmiş. Bak, bu gömleğin vücuduma atlet giydirmiş, ona gömlek giydirmiş, onun üzerine de kazak giydirmiş, palto giydirildiği gibi. Ne var? Ona ruh giydirilmiş. Ona hayat giydirilmiş. Ona bir tane daha kalp giydirilmiş, akıl giydirilmiş, beden giydirilmiş. Bedene elbise diyor. Hatta imana elbise diyor 20. sözde İbrahim Aleyhisselam kıssasında. Ruhunuza iman libasını giydirirseniz diyor, maddi ve manevi ateşlerden, sıkıntılardan kurtulursunuz. Burada da diyor ki ayrı ayrı hesapsız measim ve inamattan istifade etmeye muvafık havas ile mücez bir ceset giydirir. Bak cesede şuraya bak, buna ben diye diyor. Niye ölümden korkuyor? Bedene ben dediği için. Bedene ben dediği için ölümden korkuyor. Niye? Bu beden toprağa girecek, kefenlenecek, toprak örtülecek. Allah Allah. Bakıyoruz herhalde. Ola ben ne yapacağım burada ya? Ha, bedene ben demesi nispetinde ölüm korkusu olur, kabir korkusu olur. Ama bedeni üstad ne diyor? Elbise diyor, elbise. Yırtıldı, koy işte. Yıprandı, eskidi, at çöpe. Yani öyle bir şey. Ruha giydirmiş. Ruhun atıdır. Ruhun bu dünyada icraat yapması için vesiledir beden ya. Bak ne diyor? Havas ile mucez bir ceset giydirir ruha. Bir vücudu cismani verir ruha. Bir defa o temaşağı gönderir. Bir defa. İmam Gazali der ki, insanlığının kıymetini bil, öldükten sonra bir daha insan olamayacaksın diyor. Bitti o.
İnsan olarak geldik ama insanca yaşamayınca kelenamu benimada aşağı doğru gidiyor. İnsanlıkta gidiyor. Bir defa diyor bak, bir defa o temaşaha gönderir. Bir daha gelemez. Gelmeyeceğiz. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Yani gelip geçiyor. Mesela ilk önce dutlar geldi, kirazlar geldi, resmi geçit. Bilmem ne geldi, aynı öyle. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış, Ahmet, Hüseyin, Ali, Hamzalar şakır şakır gitti, bitti. Yani demek ki ya sevgi seferdir, temaşaya gönderiyor. Ne seyrettinse, ne kadar anlam kazanmışsa, ne kadar saat oldu, kaçta başlamıştık? Devam. Bir paragrafta okuyayım, keseyim. Ve bilhassa rüy zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sarenin taifelerine öyle şaşalı ve birbir arkasında bayramlardır ki, tabakat aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mutalaga oluyor ki, akıl tarifin acizdir. Mesela bak, dört tane mevsim var değil mi? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu ne demek? Kardeşim, bu bir sene olabilmesi için bunları yaşaması lazım. İlkbaharın insana getirmiş olduğu haletler var, fikirler var, hisler var. İlkbahar. Sonbahar, mesela sonbaharı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor, nispet ediliyor. İlkbahar Adem Aleyhisselam'a geliyor. Hani var ya 9. sözde. Namaz vakitlerinin sabah namazı vakti Adem Aleyhisselam'a bakar. Öyle değil mi? Hatırlarsınız. Öğle namazına güneş geldiği için galiba İbrahim Aleyhisselam'a bakıyor. İbrahim'e mi bakıyor değil mi? Yani 5 tane peygamber'e bakıyor. Mesela bir de gece namazı var. Şimdi şunu diyeceğim. Şimdi 4 tane mevsimi bir senede olabilmesi için bu farklı temaşa, manzaralar olması lazım. İnsanda da bir senede en az 4 tane inkılap geçiriyor. Bu bir. 2. 4 tane unsur var. Toprak, su, hava ve nur. Bu ne demektir? İnsan böyle gam turabiyle yorulmuş bir bedendir bu demiş ya şair. Bu bedende 4 tane unsur var. Toprak var. Bir şey anlatacağım. Toprak var. Ateş var. Su var, tam hava var. 4 tane haleti her gün evrilip, devrilip çevriliyoruz. Bazen ateş unsuru sende galip, bazen su unsuru galip, bazen toprak unsuru galip, bazen de hava. Bunlar ne oluyor? Şimdi ateş, öfke, toprak ise neşunema, hırsı hayır, şey ise, su ise hayat olmak, nur ise tefekkür olmak. Yani 4 tane haletleri an ve an değişkeniz. Değişiyor. Bazen ateşi yaşıyoruz. Ateş unsuru öfke veriyor. Yani bazen toprağı yaşıyoruz. Yani güzel şeyler söyle düşünüyorsun. Kendin toprağa çekirdek atarsan ağaç olur ya. Bazı insanlar seninle ağaç oluyor. Bazı fikirleri güzel düşününce sende ağaç oluyor. Bazı insanlar ise senin vasıtanla cehennem oluyor. Çürüyor. Yok oluyor. Böyle zındıklar da var yani. Zındık var yani adam. Ama Müslüman öyle değil. Elhamdülillah 4 tane haleti her gün değişince bunu şey için söylüyorum. Psikolojine, ümitsizliğe katma. 4 tane haletim. Ya abi 1 saat önce neydim ya şimdi ne oldum? Kardeşim 1 saat önce su unsuru vardı. Su unsuru vardı. Hayat. Hayat arşı vardı. Şimdi toprak. Şimdi hıfz var. Ondan sonra kudret arşı var, ateş yani, öfke. Ya ben bunlar niye, ya bir halette kalsak zaten taş gibi, telefon gibi şey olurduk ya. Bu her zaman aynıdır.
Sırda da öyle yani, o kadar fazla etkilenmez. Bu ahıra koy, öteki ahıra koy, ah olan ah, öteki ahıra ne kadar güzeldir demez yani. Hiç. Ha, insan ümitsiz diye iten halet değişikliğidir. Ya ben niye böyle olamıyorum ya? Olamazsın çünkü senin bedenin, hissiyatın, fikriyatın ve tabatun ettiğin, yaşadığın şu dünya sabit değil ki fikirlerin sabit olsun. Devamlı değişken bir alemdesin. Görmüyor musunuz? Aniden, saniyede dünyada neler oluyor haber cihetiyle? Dünyada neler oluyor? Heyran oluyor, çukurlar doluyor, dağlar yok oluyor. Ölen, dirilen, giden, gelen, beyaz, siyah. Yani sen bunların kurasasısın. Sen onların cemi cemisin. Hiçbir zaman etkilenme, yeise kapılma. Çünkü bunlar olması gereken şeyler. Olmazsa taş olman lazım. Unutma. Taşlar üzülmezler. Sen taş değilsin. Taşlar değişmezler. Taştır. O kadar. Çok uzun asır taşlar toprak olur der. 20. sözde. Devamlı bizde 4 tane halet, farklı halet devamlı değişir. Ümitsizliğe kapılma. Ümitsizlik şeytanın istediğidir. Allah Kur'an'ında ancak kafirler Allah'tan ümidini keser diyor. Günah bile vesiledir ümitsizliğe. Günahın günahı yeistir. Yeis Adem'e gider, günah cehenneme gider. Adem ise cehennemin cehennemidir. Burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. İnşallah haftaya bundan sonrasını devam ederiz. Psikoloji ile beraber hakikat nokta nazarıdır. Bunu hatırlatırsanız bundan sonra devam edelim. Esas kabri anlatıyor. Düşünceleri anlatıyor. Hisleri anlatıyor. Kur'an'ın nazarında dünya nedir diyor. Dünya nedir? Niye böyle değişken vesaire? El Fatiha.